Tahtanın arkasından niye bakıyorsun? Kenardan baksana! Ama kenardan bakınca tadı olmuyor ki usta! Böyle bakınca röntgen gibi oluyor! Hey, tut şunu! Su terazisini hangi cehenneme koydun? Orada usta! O duvarda biraz meyil var! Örerken ölçmedin mi? Ölçtüm ama... pencere kasasını koyarken altına bir kama kılır ha ustacığım! Ulan ne zaman temiz iş yapmayı öğreneceksin sen? Usta be! Gene bir yığın turist geldi usta! Kafa başına 100 kağıttan iyi para! Sana ne? Hiç! Yani Cemal Bey para kazanmanın yolunu bulmuş diyorum! Ulan sen Cemal Bey'in muhasebecisi misin? Yok! Değilim de, motel ağzına kadar dolu! Ulan sana ne el alemin kazanacağı paradan, he? İşini yap, hakkını al! Gerisine karışma! Şu takımları getir içeriden! Mr. You, you and you, one person 100 lira, 100 lira. Two person 200 lira, three person 300 lira, okay? Okay. Yeah. Efendim lan bayağı öğrenmişsin hani, bari askerliği yaramış sana. İşte idare ediyoruz Cemal abi. Bu inek de çok iyi İngilizce bilir. Aferin lan, aferin. İleride seni buraya müdür yapacağım. Aman Cemal abi, Numan Bey varken bizim haddimize mi müdürlük? Tabii canım, biz de hemen demedik zaten. Çalışan adamı severim ben. Şey, Cemal abi... İşte o adır. Nereye de koydum kalbimi acaba? Afilemem, vahfilemem. Aysel! Babacığım, yemeğini getirdim. Hayda! Eksik olma kızım! Ne var mı yok evde? Hiç, ne olsun! Annem çamaşır yıkıyor, Ayşe de daha okulda. Ooo, biber dolması! Yahu ne de çok koymuşsunuz! Senin için dolmaya bayılır dedi annem. İyi bilmiş, bayılırım, sağ olsun! Al usta, al! Hadi gel! Ayşe, Metin'le ne oluyor? Tamam. Ay. Evet. Ben gidiyorum. Bir diyeceğin var mı bana baba? Sen eve. Akşama görüşürüz. Deliyim galiba. Niçin deli oluyormuşsun? Seni görmek için... motelin önüne kadar geliyorum da. Ne çıkar bundan? Ah, ne çıkar olur mu? Ya biri görürse? Görsünler. Ne olur? Ya görsünler. Senin için hava hoş. Babam duyarsa öldürür vallahi. Ama biz evleneceğiz yavrucuğum. Ne zaman? Çok yakında. Biliyor musun? Patron beni müdür... müdür yapacakmış. Maaşımı da arttıracakmış. Sahi mi? Kur'an musaf çapsın öyle dedi ya. Ne zaman? Çok yakında dedim ya. Müdür olur olmaz hemen size geleceğim. Ne yapacaksın gelip? Babanla konuşacağım. Seni isteyeceğim. Verir değil mi? Bilmem. Belki de verir. Vermezse... biz de kaçarız. Gelir misin benimle? Nereye? Ne bileyim ben, nereye olursa.
Sen de bal gibi biliyorsun ama bir daha söyleyeceğim. Ben seni deliler gibi seviyorum. Ya sen? Söylesene kız! Utanırım! Kızlar öyle şey söylemez! Söyler! Böyle güzel söyler ki! Hadi ben gidiyorum artık! 2 saat oldu evden çıkalı! Aptal! Seni sevmesem bu ne işim var? Bir şeyler var sende kız! Sana bir şey soracağım anne! Bir motel müdürü kaç para maaş alır? Ne bileyim ben? Yani şey... evlenecek kadar para alır mı? Aa, Metin abim müdür mü oluyor? Patronu söz vermiş. Yakında seni müdür yapacağım demiş. Tabii, müdür yapmak için Metin'den iyisini mi bulacak? Yine Metin'le buluştunuz demek. Ama anne! Metin benden evlenmek istiyor. O zaman gelir, babanla konuşur, seni resmen ister. Gelecek zaten. Ah, deme kız! Okuyucu Zeki, bak senin parça çalıyor. Niye? Bir dakika, alamazsın onu ya! Niye alamıyormuşum? Okuyor be! Atmasaydın! Ulan, ben onu sana alasın diye mi attım? Yo, salaklığından attım! Allah! Ulan sen bir kere salak diyemezsin bana, anladın mı hıyar? Az bile demiş, adam okeyini atar mı oğlum? Atarım, atarım! Hemen alması mı lazım? Ayıp ulan! Oğlum, sen atarsan o da alır tabi! Alır mı? Allah! Kulağını keserim! Bir şey yapamazsın! Peki vazgeçtim, atmıyorum! Olur mu be, ver şu okeyi! Ver şunu bana! Al arkadaş! Ayıp! Ayıp be! Ne diye benim okeyimi alıp bunlara veriyorsun? Onun hakkı! En iyi arkadaşımsın! Yakışır mı sana benim okeyimi almak? Zeki! Niyetin ne? Oyunu kaybedeyim de bütün paramı bunlara mı kaptırayım? Canım ne diye kaybetmeni isteyeyim? Ama... Bırak ya! Konuşmuyorum! Bırak, senin ne mal olduğunu anladım! Bırak! Belki seni kardeşim gibi severdim! Seninle bitişik evlerde doğduk! Bu kadar çocuktan beraber büyüdük! Beraberce! Bugüne kadar bir defa bile ayrılmadık be! Hayatta senden başka dostum yok sanırdım! Yahu ne lüzum var şimdi bu laflara? Var tabii! Ne diye elimden o kıyma alıp bunlara veriyorsun? İstemiyorum! Ooo! Bu oyun oynanmaz artık! Hadi ağlama, al! İstemez ulan, sadaka mı veriyorsun eşşoğlu eşek? Baksana bana küfür ediyor ya! Aa, Metin duydun mu, bana eşşoğlu eşek dedi! Ulan ya, sen küfür ediyorsun! Ben mi küfür ettim sana? Yapmayın! Bırak beni! Bana bak, fena olacak! Metin al şunu başımdan bak! Ben olsun oğlum, ben alalım! Başımdan bak, kötü olacak buna! İkildelik ya! Al ya! Ne bağırıp duruyorsunuz? Usta ya! Okey atıyor, alınca da bozuluyor! Bak hala yalan söylüyor ya usta! Bu herifler! Hadi yeter, gelin buraya! Ustan çağırıyor! Gelin buraya! Öpüşün, barışın bakayım! Gel hadi! Metin'e dua etsen o olmasaydı ağzını burnunu dağıtırdım! Ulan bir oyunu bile doğru dürüst oynayamıyorsun! Ya mızıkçılık yapıyorlar usta hadi, be! Hadi bırak! Cevat oğlum, 7 tane çay! Peki Rasim usta! Rasim usta, Cemal Bey'in inşaatından ne haber, bitiyor mu? İşte, bitti sayılır. Artık kendine de bir ev yapsan be usta! Acelesi yok! Ya şu koca kasabayı tek başına yaptın! Harcını koymadığın, çatısını yapmadığın tek bina yok! Tabii ya! Camimizi bile sen yaptın usta! Okulu da siz yapmadınız mı? Tabii! Belediye binasını bile ikimiz yaptık değil mi ustacığım? Kendine şöyle 2 odalı bir ev yapmanın zamanı geldi artık! Tabii! Vakit mi oluyor be Burhan? Doğru! Cemal Bey'e çalışmaktan vakit mi bulur adam? Namussuz! Senelerdir boğaz tokluğuna çalıştırdı seni! Dükkan dedi yaptın, ev dedi yaptın, şimdi de motelle uğraşıyorsun! Çok doğru, yaşa buramız! İş iştir, bedava yapmıyoruz ya! Bırak Allah'ını seversen! Cemal'in vereceği paradan hayır mı gelir adama? Adamın evinde oturuyoruz bunca senedir! Bedava oturuyorsun sanır! Kirayla oturuyorsun!
Kısmetse ilk fırsatta biraz onaracağım. 3-5 kuruş para koydum bir kenara. Cemal Bey'in evini kendi paranla mı onaracaksın? Kaç senedir oturuyoruz, evi biz eskittik. Hadi biz gidelim, kalk. Vallahi beyefendiciğim, nihayet 5-6 milyonluk bir yatırım bu. Bir sezonda kere geçsin. Dur bakalım, dur onu da konuşuruz. Ben İnci, Turizm Bakanı gelmeden şu motelin tümünü bitirmeye çalışıyorum. Bakan beyefendi hazretlerinin ne zaman teşrif edecekleri hakkında bir fikriniz var mı efendim? Yok ama o her an gelebilir. Geçen hafta Ankara'da mebus arkadaşlarınla motelin yanındaki 20 dönümlük hazine arazisi meselesini görüştük. İş tamam sayılır. İnce Turizm Bakanı gelip bizim buradaki turistik faaliyetlerimizi yerinde görecek ve arazinin krediyle bağ verilmesini onaylayacağımış.